Merhaba sevgili öğrenciler. Demokrasi dersi için hazırlanmış ikinci dönem, ikinci yazılı soruları, yepyeni sorular arkadaşlar. 20 soruluk bir test sınavı. Çok hızlıca başlayalım ve vakit kaybetmeden bitirelim. Bu arada bu videonun altında link olacak o linkte de demokrasinin diğer yazılı soruları da olacak. Onlara da bir göz atın faydalı olacaktır. Birinci sorumuz arkadaşlar. Dört tane öncül var gördüğünüz gibi. Doğal çevrenin korunması için aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerinin yap hangilerini yapmalıyız diyor. Evet hangilerini yapmamız gerekir? Sorumlu kuruluşlar hareketi geçirmek, kamuoyu oluşturmak, çevre konusunda etkin görevler üstlenmek, geri dönüşüm konusunda donanımlı olmak. Baktığımız zaman bunların dördünü de yapmamız gerektiğini biliriz ve aşikar doğru cevap D seçeneği, dört seçenek D seçeneğinde var. İkinci soru sevgili gençler. Aşağıda verilenlerden hangisi dijital vatandaşın özelliklerinden değildir? Evet dijital vatandaş öğretmeniniz de anlatmıştır. Hangisi dijital vatandaşın özelliği değil? Çok fazla uzatmadan burada D seçeneğe baktığımız zaman sosyal medyada fazla zaman harcar diyor. Hayır dijital vatandaş olmak sosyal medyada fazla zaman harcamak değildir. Bilinçli olmak demektir arkadaşlar. Fazla zaman harcamak bilinçlilikle alakası çok fazla yoktur. Yine doğru cevap D seçeneği. Üçüncü soru. Ülkelerin nüfusuna kültürel çeşitleri arttıran birçok neden vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden değildir diyor. Hangisi kültürel çeşitliği arttırmaz yani. Ulaşım kolaylığı evet insanlar her yere seyahat ettiği için kültürel etkileşim artar. Kripto paraların artmasıyla hiçbir alakası yok değil mi? Hemen B'de yakaladık. Kripto paranın kültürün çeşitlenmesiyle alakası yok. Hızlı iletişim, evet göç artışı, evet küreselleşme, evet kripto para, hayır diye cevaplıyoruz. Dördüncü soruya geldik sevgili arkadaşlar. Kültürel değerlerin hızla değişmesine neden olan etkenler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet, hızlı kültür değişimine hangisi sebep olur? Savaşlar, asker uğurlamaları. Savaş olur ama asker uğurlaması olmaz. Toplumsal gereksinim, etkileşimler. Evet, toplumsal gereksinimler, ihtiyaçlar ve etkileşimler hızlı kültürel değişimlere neden olur. Doğru cevap B. Diğerlerine gidip zaman harcamaya gerek yok. Bu yazılı soruları birçok web sitesinde olacak arkadaşlar. Yollayacağım hepsine. Yani öğretmenleriniz bu soruları bulup indirecek ve sizlere soracak. Siz de yüksek not alacaksınız. Beşinci soru. Bazı gelenek ve değerlerin yok olmasının yanında yaşamımızda birçok yeni değer girmektedir. Evet doğru aşağıdakilerden hangi unsur bunun temel nedenidir? Diyor ki hangisi gelenek ve değerlerimizin yok olmasına bunun yanında yeni bir geleneğin ya da değerlerin girmesine neden oluyor? Hangisi olabilir? Nüfusun hızlı artması. Hayır. Bazı değerlerin önemini yitirmesi. Hayır. Kü küresel dünyada ekonomik krizlerin baş göstermesi. Kısmen ama ha tamamen hayır. Dinlerin insan yaşamına etkisi. Hayır. Bilgi iletişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması. Evet. Bilginin ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanılması yeni kültürleri tanımamıza ve bizim kültürümüzün de yavaş yavaş yok olmasına neden olmaktadır. Doğru cevap E seçeneği 6. Ülkemizde kültürel çeşitliliği oldukça fazla olmasının nedeni. Evet biliyorsunuz Türkiye'de ülkemizde kültürel çeşitlilik çok fazladır. Bunun temel nedeni nedir diyor sorumuz? Evet bunun sebebi nedir arkadaşlar? Farklı etnik yapıya ve farklı inançlara sahip toplulukların fazla olması. Doğru cevap hemen A seçeneği. Fazla etnik yapıya ve farklı inanç e, yapısına sahip toplulukların çok olması e, kültürel çeşitliliği arttırmaktadır. Doğru cevap A. Yedinci sorumuz sevgili gençler. Hemen bir göz atalım bakalım. Bireylerin farklı tutum geliştirmeleri aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Farklı tutum meydana getiren ne olabilir arkadaşlar? İçinde yaşadığımız toplum değil mi? Geleneklerimiz, göreneklerimiz, inancımız tutumlarımızın şekillenmesine neden olur. Baktığımız zaman e seçeneğinde içinde bulundukları kültürel yapı ve değerler ile değil mi arkadaşlar? ilişkilendirilir. Evet hangileriyle ilişkilendirilir? İçinde bulundukları kültürel yapı ve değerler ile ilişkilendirir. Yani doğru cevap E seçeneği olacak. Sekizinci soru sevgili gençler toplumumuzda huzur ve birliktelik içinde olmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? Evet huzur ve birlikte olmak için hangisini yapmamız gerekiyor? Dil birliğini sağlamak mı, inanç birliği sağlamak mı, kural ve değerlere uymak mı, grupların değerlerini benimsemek mi, yoksa meydana gelen farklılıkları yavaşlatmak mı? Hangisine uymak gerekir? Tabii ki birlikte ve huzurlu yaşayabilmek için kurallara ve değerlere uymamız gerekiyor arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği olmak durumundadır burada da. Geçiyoruz. Dokuzuncu soru sanırım. Evet. Milletlerin devamlılığını sağlayan milli değerlerin korunup nesillerin e, nesilden nesile aktarılması yani bu değerlerin bir nesilden başka bir nesile aktarılması nedir? Milli devamlılığı sağlayan şeydir diyor. Aşağıdakilerden hangisi bu değerlerin sonraki nesillere aktarılmasının önündeki en büyük engeldir diyor. Evet, hangisi en büyük engel? Nüfus artışı, kültürel farklılıklar, farklı etnik gruplar, kültürel yozlaşma, kültürel yayılma. Evet şurada zaten kelimede de anlaşılacağı gibi arkadaşlar. Kültür yozlaştıkça kültürümüz unutulur, bozulur ve bir sonraki nesle aktarılmaz. Doğru cevap D seçeneği. 10. soruya hemen beraberce bir göz atalım. Kadınlara karşı ayrımcılığı açıkça kabul ederek cinsiyete dayalı bir ayrımı ortadan kaldırmanın somut ifadesi olarak ortaya çıkan sözleşme, yani ortaya çıkan belge aşağıdakilerden hangisidir? Evet, A seçeneğinde kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi yukarıda sözü edilen belgedir arkadaşlar. A seçeneği doğru olarak işaretliyoruz. 11. soru. Hızlı gitmemin nedeni videolar fazla uzuyor. Arkadaşlar yorumlara yazıyor. İnternetimiz çok gidiyor. Lütfen biraz kısa keser misiniz e, videolarınızı diyor. Ben de onun için biraz hızlı gidiyorum. Aşağıda verilenlerden hangisi dezavantajlı gruplar arasında sayılır? Evet dezavantajlı gruplar ne demektir arkadaşlar? Toplumda her şeyi yapamayan, bazı şeyleri kısıtlanmış olan, e, ne bileyim... E, sağlıkları gereği istediklerini yapamayan gruplara ya da kişilere kısıtlı ya da dezavantajlı denir. Öğrenciler, hayır, erkekler, hayır, engelliler. Evet, burada zaten ne diyor? Engelliler arkadaşlar, bedensel sorunlarından dolayı engelliler dezavantajlı gruplar arasında yer alır. Diğerleri kadınlar ve memurlar. Hayır. Doğru cevap C. 12. soru. Toplumda var olan çeşitli grupların barış, huzur içinde yaşamalarının önündeki en büyük engellerden biri aşağıdakilerden Hangisidir? Evet. Barış ve huzur içinde yaşamamızı engelleyen günümüzde de bu çok fazla var sevgili gençler. İşte eğitim mi, ön yargı mı, ekonomi mi, nüfus mu yoksa teknolojik gelişme mi? Evet, huzur içinde yaşamamızı engelleyen en büyük problemimiz bugün maalesef ki ön yargıdır arkadaşlar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak da diyebiliriz biz buna. Herhangi bir konuda bilgi sahibi olmadan o konu hakkında yorum yapmak, düşünmek, bir şeyler yapmak ön yargının ta kendisidir. Geçelim 13. soruya. Yaşlı ve engelli vatandaşların toplumsal yaşamda görev ve sorumluluklarını kolayca yapabilmeleri için hangisi gereklidir arkadaşlar? Yaşlı ve engelliler toplumdaki yapması gereken şeyleri yapabilmesi için öncelikle neye ihtiyaç vardır? Hemen ben gidiyorum D seçeneğine göz atıyorum. Toplumdaki tüm bireylerin duyarlılığı. Evet toplumda herkes duyarlı olur ise yaşlılar ve engelliler toplumdaki görev ve sorumluluklarını kolaylıkça yerine getirirler. Biz de bu sorumluluğu üstüne alır onlara yardımcı olur isek. Doğru cevap D seçeneği. 14. soru sevgili arkadaşlar. Ne diyor bakalım? Buna göre milli kültürün kazandırdıkları arasında aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez? E, milli kültür hangisini e, meydana getirmez diyor. Ben hiç paragrafı da seçenekleri de okumayacağım. E seçeneğine göz atıyorum. Farklı gruplar halinde yaşamayı sürdürmek milli kültürün e, kazandırdıkları arasında olduğu söylenemez. A, B, C, D seçenekleri ise bu özellikler arasındadır arkadaşlar. Milli kültürün kazandırdıkları arasındadır. Ama farklı gruplar halinde yaşamak milli kültürü yok eder tam tersine oluşturmaz. 15. soru sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kendisiyle barışık bireyin özelliği değildir diyor. Dikkat edelim. Değildir. Kendisiyle barışık olan birey iyi bir örnek midir? Evet. Barış ortamı oluşturur mu? Evet. Kendilerini üstün görürler mi? Hayır, tabii ki kendisiyle barışık biri ise kendini diğer insanlardan üstün görmez. Öz saygılar yüksek midir? Evet, olaylara karşı olumlu tavır geliştirirler mi? Evet, doğru cevap C seçeneği karenin içine aldık, görüyorsunuz. 16. soru, toplumda görülen şiddet olaylarını önlemek için aşağıdakilerden hangisine başvurmak doğru değildir? Dikkat edelim soruların köklerine hangisi doğru değildir diyor arkadaşlar. Doğru cevabımız bireyleri konu hakkında doğru bilgilendirmeli. Evet buna başvurulmalı. Gösterilen şiddete eşdeğer şiddetle cevap verilmeli. Hayır bu kısasa kısas. Dişe diş ediş değil mi arkadaşlar? Bu yanlıştır. Buna başvurduğumuz zaman şiddet olaylarını önlemeyiz. Arttırırız tam tersine. Doğru cevap B. Geçiyoruz 17. İş çalışma yaşamında çalışanlara yönelik uygulanan uzun süreli, genellikle fiziksel olmayan, Şiddet türü hangi kavram ile adlandırılır? Mobbing, taciz, şiddet, ayrım, ayrın yazmışım, ayrım olacak M harfi, terör. Evet burada cevap ne olacak arkadaşlar? Mobbing. Evet, duygusal, psikolojik iş yerlerinde uygulanan şiddete mobbing denir. Doğal çevre içinde birey aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Evet. Doğal çevrenin içerisindeki birey hangisini yapmamalıdır sevgili gençler bakalım. Tüm canlıların birbirine ihtiyacı olduğunu bilmek evet. Çevreye zararlı canlıların nesillerinin yok edilmesi gerektiğini ifade etmek hayır. Çevreye zararlı hiçbir canlı yok. Çevreye zararlı olarak gördüğümüz bir canlı mutlaka bir başka şeyin yaşamı için temel oluşturur. Doğru cevap B. Bu doğru bir şey değildir. Yapılmaması gereken bir şeydir. Geçelim bir sonraki soru 19. Sivil toplum kuruluşları günümüzde gelişmişliğin olmaz ise olmaz haline gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi? Sivil toplum kuruluşlarının amaçları ve özelliği arasında değildir diyor. Dikkat edelim. Sivil toplumun özelliği olmayan devlet organlarının işleyişini denetlemek. Evet. Vatandaş devlet arasında köprü görevi. Evet. Yönetici ve bürokratların çeşitli talepleri taleplerde bulunmak beklesin. Bireyleri bilinçlendirip kaba oluşturmak, evet, sivil halkın nasıl yaşayacağına karar vermek kesinlikle. Hayır, sivil halkın nasıl yaşayacağına karar vermek sivil toplum kuruluşunun bir özelliği değildir arkadaşlar. Doğru cevap kesinlikle ve kesinlikle E seçeneği. 20. ve sonuncu sorumuza geldik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Son sorumuzu beraberce cevaplandıralım ve bitirelim bu işi. Sorumluluk ve sosyal değerlere sahip olan bir vatandaş aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Dikkat edelim. Hangisini yapmaz diyor. Yöneticilerin ayırıcı tutumlarını fark eder. Evet sokağın estetik olmayan görüntüsünü fark eder mi? Etmesi lazım. Ses ışık kirliliğinde rahatsız olur mu? olması lazım. Bitki hayvan türlerinin neslinin devam etmesi için gerekeni yapar mı? Yapması lazım. Var olan sorunlara işbirliği içinde yaklaşmayı reddeder diyor. Hayır. İşbirliği içinde yaklaşmayı reddetmez, kabul eder. Doğru cevap bu. Bunu yapmaz arkadaşlar. Solumculuk ve sosyal değerlere sahip birey. Evet. Sınavımız burada bitti. Hocanız ya Özcan sınavı anlattı ve sizlere başarılar diliyor. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.